Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Şefi'ina Muhammed. Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidini ilmen ve fahmen ve elhaqni bis salihin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. İman şerefiyle şereflenmiş çok değerli din kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Bizleri Müslümanların yaşadığı bir beldede dünyaya getirdi. Bizleri Müslüman anne ve babadan dünyaya getirdi. Rabbimizden niyazımız, duamız son nefesimize kadar Müslüman olarak yaşamayı ve Müslüman olarak kendi huzuruna almasıdır. Bugünkü sohbetimiz tevekkül hakkında olacaktır. Cenab-ı Hak ayeti kerimede müminler ancak Allah'ın anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Tevekkül, hedefe ulaşmak için gerekli olan maddi ve manevi sebeplerin hepsine başvurduktan ve yapacak başka bir şey kalmadıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmek ve ondan ötesini yalnız ve yalnız Cenab-ı Hakk'a bırakmak demektir. Yani kul olarak bize düşen görevi yaptıktan sonra insanın her işinde Allah'a güvenmesi ve ona dayanmasıdır. Bu inanç insana güç verir, kuvvet verir. Allah'a tevekkül aynı zamanda müminlerin özelliklerindendir değerli kardeşlerim. Tevekkül, Müslümanların kadere olan inançlarının tabii bir sonucudur. Tevekkül eden kişi Allah'a kayıtsız şartsız teslim olan kişidir. Tevekkül etmek, tembellik etmek ve miskinlik etmek değildir. Tevekkül, çalışıp çabalamak, çalışıp çabalarken Allah'ın bizimle beraber olduğunu hatırdan çıkarmamak ve sonucu Cenab-ı Hakk'a bırakmaktır. Hazreti Ömer bir gün bir topluluğa uğrar ve onlar arasında şöyle bir konuşma geçer. Sizler kimlersiniz der Hazreti Ömer radıyallahu an. Onlar da bizler tevekkülde bulunanlarız, yani tevekkül edenleriz derler. Yani nahnul mutevekkilun derler. Bizler tevekkül edicileriz. Hazreti Ömer radıyallahu an, hayır siz mütevekkil değil, müteekkil yani hazır yiyicilersiniz der. Size mütevekkilin kim olduğunu haber vereyim mi? Diyor Hazreti Ömer radıyallahu an. Mütevekkil kişi toprağı sürüp tohumu eker, sonra Rabbine tevekkül eder buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Yani bizler önce kul olarak, insan olarak üstümüze düşen vazifeyi yaptıktan sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Yani eğer bir mahsul almak istiyorsak, öncesinde verimli bir toprak, daha sonra tohumu ekmek, gerekiyorsa sulamak, gerekiyorsa ilaçlamak, yani o tohumun büyüyüp mahsul
olma haline gelmesi için ne gerekiyorsa öncelikle onu yapmak, daha sonra da Rabbimize tevekkül etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Yine bu tevekkül konusunda Peygamber Efendimiz'i ziyarete gelen bir bedevi Peygamberimize şöyle bir soruyu sorar. Ey Allah'ın Resulü, deveyi bağlayıp mı tevekkül edeyim yoksa bağlamadan salıvererek mi tevekkül edeyim diye sorunca Peygamber Efendimiz deveni bağla, öyle tevekkül et. İ'qilha ve tevekkel. Deveni bağla, ondan sonra tevekkül et buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Bundan dolayı bizler tevekkülü asla yanlış anlamamalı, tembellik, miskinlik olarak anlamamalı, mümin, Müslüman olarak, insan olarak elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra işimizi Allah'a havale etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Günümüzle de ilgili olan, yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba olduğunu duyduğunuz vakit o yere gitmeyin. Bu hastalık bir yerde çıkar, siz de orada bulunursanız ondan da kaçmak için o yerden ayrılmayınız buyurmaktadır. Burada yine bu pandemi sürecinde bizler uzmanların, hocalarımızın, profesörlerimizin, sağlıkçılarımızın bu konu hakkındaki uyarılarına, bu konu hakkındaki tavsiyelerine son derece uymamız gerekiyor. Peygamberimizin de dediği gibi bu rahatsızlığın olduğu bölgelerde, yerlerde, hele hele de insanların bu durumda bu tavsiyelere uymaları vacip derecesindedir. Eğer o bölgede bu hastalık görünmüşse, o mahallede, o binada görünmüşse bu tavsiyelere uymak farz duruma geçer değerli kardeşlerim. Bundan dolayı bu hastalık döneminde de yine tevekkülü iyi anlamamız gerekiyor. Bizim için ne tavsiye edilmişse temizlik konusunda, hijyen konusunda ellerimizin yıkanması, ellerimizin dezenfekte edilmesi, yine maske kullanma konusunda uzmanlarımız neyi tavsiye etmişlerse harfiyen bizim uymamız gerekiyor. Müslümanlar için bu vacip durumundadır, farz durumuna geçer. Bunu da bu şekilde bilmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Hazreti Ömer radıyallahu anh, yine tevekkülle ilgili bir örnek olması babıyla, Hazreti Ömer radıyallahu anh layıkıyla ibadet edememekten muzdarip olur. Daima ağlar, tevbe-i istiğfar eder. Bazı sahabiler, ya Ömer neden bu kadar endişe ediyorsun ve sızlanıyorsun? Sen aşere-i mübeşşereden değil misin? Sen cennet ile müjdelenmedin mi ki bu kadar sızlanıyorsun derler. Hazreti Ömer radıyallahu anh işte, evet ben aşere-i mübeşşeredenim. Fakat Cenab-ı Hakk'ın vaadi şarta bağlıdır. Söyleseniz bana, Ömer şimdi namaz ve ibadetini terk etse Allah onu cennetine koyar mı buyurmaktadır. İşte değerli kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh cennetle müjdelenmesine rağmen ebedi saadetin sebeplerine yapışmakta, riayet etmekten geri durmamıştır. Ben cennetle müjdelendim deyip iyilikten, güzellikten uzaklaşmamış, adaletten uzaklaşmamış, ibadetten uzaklaşmamış, hatta bunları noksan yapma durumunda sızlanmış ve tevbe-i istiğfar etmiştir.
kendi görevlerini insan olarak yaptıktan sonra Allah'a tevekkül etmiştir. Bizler hem bu pandemi sürecinde sağlık açısından, hem günlük hayatımızda, hem de ibadet hayatımızda değerli kardeşlerim, önce insan olarak, vatandaş olarak, Müslüman olarak kendi üzerimize düşen görevi yaptıktan sonra Allah'a tevekkül etmek bizim görevimizdir. Yoksa biz ibadetimizi yapmadan, Allah'ın emirlerine uymadan, taat etmeden cenneti beklemek, bahçemizi sürmeden, tarlamızı sürmeden, fındık bahçemizin filizlerini almadan, onu ilaçlamadan işte hasat beklemek ya da temizliğimizi yapmadan, hijyenimizi yapmadan diğer uzmanların tavsiyelerine uymadan, onları hiçe sayarak efendim sağlıklı olmayı bekleyemeyiz. Biz vatandaş olarak kendimize düşen görevleri harfiyen yerine getirdikten sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. İnşallah huzurlu bir toplumda iyi bir insan, iyi bir Müslüman olarak hayatımızı sürdüreceğiz. Allah hepimizin geçmişlerine rahmet etsin. Cenab-ı Hak hepimize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Rabbim bu pandemi sürecinde en kısa zamanda bütün insanlığı bu virüs denen beladan kurtarsın. Sadakallahu'l-azim. El-Fatiha.